Bugün Balıkesir, Bandırma'ya bağlı Erdek içerisinde Muharrem Karaosmanoğlu abimizin besleye işletmesine misafir olduk. Burada akıllı yemlerle 102 günden beri danaları besliyoruz. Hayvanları 10 Şubat'ta Gönen'den aldım. Bunlar yaylım hayvanıydı. Besiye çekilmemiş hayvandı. Zayıflardı. Sırtlarında kemikleri görünüyordu. Etlerinde yavaş yavaş arpa ezmesi, akıllı yem ve saman verdim. Sırtlarında, boyunlarında etler belirginleşmeye başladı. Çok güzel kilo alımı oldu. Hayvanlar severek yiyorlar, iştahla yiyorlar. Ayaklarına vurma gibi bir sorun olmadı, ishal gibi bir sorun olmadı. Arka tarafları dolmuş, sırtı dolmuş abi. Hayvanların dolmaya başladı. Enseler doldu, arkası doldu. Hayvanlar akşam akıllı yemi bekliyorlar. Burada arpa, akıllı yemi, samanı verdikten sonra rahat 60-70 kilo ayda canlı kilo ağırlığı olduğunu düşünüyorum. Geldiğinde çoğu, yani bunlar 400 kilo bile yoktu. Belki 360-370 kiloydu. Yani şu anda 550-600 kilo arasında rahat var. Rahat var abi. Kesinlikle rahat var. Herkese merhabalar. Bugün Balıkesir, Bandırma'ya bağlı Erdek içerisinde Muharrem Karaosmanoğlu abimizin hem besleye hem de kuzu işletmesine misafir olduk. Burada akıllı yemlerle 102 günden beri danaları besliyoruz. Bir burada danalar vardı. Onlar kesime sevk edildi. Bir de buradaki hayvanları yerinde görmeye geldik kesilmeden önce. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi Muharrem abiye dönüyorum. Muharrem abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız abi, iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun, çok teşekkürler. Abi şimdi danaları aldık, besliyoruz. 102 gün oldu. Ofisimize geldiniz. Evet. Bir ara sizi misafir etmiştik. Evet. Ondan sonra hayvanlar nereden gelmişti, nasıl beslemeye başladık, alıştırma süreçleri. Hayvanları 10 Şubat'ta Gönen'den aldım. Bunlar yaylım hayvanıydı. Besiye çekilmemiş hayvandı. Zayıflardı. Sırtlarında kemikleri görünüyordu. İlk geldiklerinde yavaş yavaş arpa ezmesi, akıllı yem ve sadece kaba saman verdik. Çok sağ olun. Onun haricinde hiçbir şey vermedik. Küsbesiymiş, işte kepeğiymiş. Hı hı. Ondan sonra aşağı yukarı 100 gün besledik. 100 gün besledikten sonra sırtlarında, boyunlarında etler belirginleşmeye başladı. Çok güzel kilo alımı oldu. Yani ayaklarına vurma gibi bir sorun olmadı, ishal gibi bir sorun olmadı. Bir de benim iş yüküm de azaldı. Mesela bir el arabası sabah, bir el arabası akşam hayvan dışkısı atarken sabah akşam sadece bir el arabası attı. Allah Allah, dışkı evet. Kısmı azalmış oldu yani. Azalmış böyle buralar oldu. Gübre olarak değil de evet. Çok dışkıya ayrılan kısım azalmış oldu. Evet, ayrılan kısım azalmış oldu. Çok güzel oldu. Abi. Hayvanlar severek yiyorlar, iştahla yiyorlar. Akşam yem, akıllı yem bırakmamı bekliyorlar. Böyle iştahlılar yani evet. O şekilde. Şimdi abi ilk fotoğrafları da gösterdiniz bana. Onları da evet. Sizden alırım. Orada videodaki işte izleyenlerle paylaşırız. Özellikle mesela şu hayvan bayağı zayıfmış. Evet. İşte şuradaki hayvan mesela aynı şekilde tüyler falan karışıkmış. Yani buraya baktığımız zaman şu anda mesela hepsi parlak. O evet. İlk geldi tüy falan atmış. Parlamış vaziyette. Bir de arka tarafları dolmuş. Sırtı dolmuş abi. Şimdi ön taraftan baktık. Böyle orası biraz yüksekti. Burası alçak gibi gözüküyordu ama asıl buraya yanına girdikten sonra hayvanların enine boyuna genişlediğini görmüş evet. Olduk açıkçası. Evet. Yine burada da mesela bir simental kırması. Kırması var, melezi var. Bu da aynı şekilde dolmuş vaziyette. Yine burada da mesela abi hayvanımız var. Yani şu anda oldukça gelişmiş vaziyette evet. Diyebiliriz abi. Şimdi bugünkü şartlarda ortalama biz bunlara 500-600 kilo canlı ağırlık diyoruz. Evet. Doğru mu abi? Evet. Kaçar kilogram mesela yem veriyoruz, arpa veriyoruz abi? Nasıl besliyoruz? Bunlara günde 10 kilo arpa ezmesi, hayvan başına birer kilo da akıllı yem veriyorum. Bunları yem karma makinesinde yapıp dörde bölerek sabah akşam olarak hem sabah hem akşamın yemini yapmış oluyoruz. Çok güzel. Hafif su katıyoruz. Evet, hafif o sulandırarak yapıyoruz. O samana ıslanıyor, biraz yumuşuyor. Üstüne evet. Toz yemi koyuyoruz, üstüne evet. De arpa ezmesini evet. Koyuyoruz. Homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Hayvanların önüne vermiş oluyoruz. Evet, severek hoş yiyorlar. Severek tüketmiş oluyorlar. Şimdi şöyle bir ön tarafa geçelim, yediklerine de bir bakalım. Orada mutfak kısmına geçelim. Ondan sonra böyle bir ilerleme yapalım sizlerle beraber. Evet, yanımda şimdi Utku da var. Sen de hayvanların bakım yardımcısı mısın? Ne yapıyorsun mesela? 10 dakika önce döktüm yemleri. Hepsine birer kova yem dökmüştüm. Tamam. Neredeyse hepsi de bitmek üzere. Öyle mi? Utkucuğum kaça gidiyorsun sen şimdi? 4. sınıfta okuyorum. Tamam. Sesimiz kısık. Neden? Maçtan geldim. Çok mu bağırdık? Evet. Çok bağırmayalım. Maçta oyun oynuyorsun. Hangi noktadasın? Defans mı oluyor? Forvet mi oluyor? Biz maçta da çok anlamıyoruz. Forvet. Yani. Forvet. Gol atan sensin yani değil mi sürekli? İyi maşallah. Kaç bitti maç? Bizim yaptığımız 2-2 bitti. Hı-hı. Öbür maçta 1-1 bitti. 1-1 bitti. Maşallah profesyonel takımlar gibisiniz yani. Az gol yani. Öyle çok gol evet. Falan yok yani. Gayet çekişmeli maçları yani.
Hayvanların bakımına yardımcı oluyor musun? Evet. Babana destek oluyorsun. Tamam, çok güzel. Seviyorsun hayvanları. Tamam. Hayvanlardan hiç korkmaz Utku. Kaşağı var orada. Alır hayvanları, kaşağılar. Tarıyor. Böyle tekme atacakmış. Şeye, boynuzsal hiç korkmaz. Çok güzel. Demek ki hayvanları alıştırmışsın kendine. Evet. Çok güzel. Şimdi abi burada yemleri görüyoruz. 10 dakika önce vermiştik. Severek tüketti. Arpa ezmesi, saman, akıllı besi yemini verdik. Şöyle zaten al oğlum. Gayet yumuşak vaziyette şeyi görüyoruz abi. Karışım kısmını. Kaya tuzları var önünde abi. Evet. Onlar da yanıyorlar. Suları ne taraftan içiyorlar? Kovayla veriyorum. Kovayla veriyoruz. Hı-hı. Tamam. Sistem o şekilde. Şimdi enseler falan dolmuş abi. Evet. Gerçekten gayet böyle iyi, cüsseli. Buradan kendi ensesini falan belli ediyor. Ondan sonra kontrol diğer ettik. Hayvanlar bunların hepsi de kurban oluyor. Kapakları da var. Öyle mi? Tabii. Tamam. Bunları o yüzden ayırdık. Aşağıdakilerin bazıları olmuyordu. Onları sattık. Kaç tane vardı abi aşağıdakiler? 4 tane vardı. 4 de orada onlar vardı. Onlar da böyle değişik ırkta hayvanlardı. Tamam. Onlar da ilk getirdiğimde zayıf, kemikleri görünüyor. Hatta korktum, dedim bu hayvanlar hasta olur. Toptan aldığım için fiyat da biraz uyguna geldi. Tamam. Ondan sonra onlar da öyle 3 ay besledikten sonra bu siyah tane gibi her tarafı hayvanların doldu. Dolmaya enseler başladı. Doldu. Enseler doldu, arkası doldu. Onlar da öyle. Yani hayvanlar akşam akıllı yemi bekliyorlar. Çok güzel abi. Şimdi şu var. Demek ki hayvanların yaşı iyiydi ama evet. Temelinde hani kaba yeme ağırlıklı beslendiği için konsantre yeme geçince arpa ezmesiyle beraber evet. Hızlı bir şekilde üstüne canlı ağırlık kazancı evet. Olmuş oldu. Bu da besi süresini kısa süre içerisinde daha fazla canlı ağırlık kazandırdı. Evet. Takriben mesela 60-70 kilo ay içerisinde almış mıdır? Bir ay içerisinde. Çok rahat almıştır. Çok rahat almıştır. Çünkü hayvanlar dediğin gibi otlamaya gitmiş, otla beslemiş. Başka hiçbir şey vermemişler. Burada arpa, akıllı yeme, samanı verdikten sonra rahat 60-70 kilo ayda canlı kilo ağırlığı olduğunu düşünüyorum. O da 3 ay gibi bir kısa sürede 200 kilo üstüne evet. Baskül koydu. Evet. Dolayısıyla bugün 600 kilo diyorsak biz bu hayvanlara 400 geldiyse 600 olarak çıkmış oldu. Geldiğinde çoğu yani bunlar 400 kilo bile yoktu. Belki 360-370 kiloydu. Evet. Şu an çok fazlasıyla yani şu anda 550-600 kilo arasında rahat var. Rahat var abi. Kesinlikle rahat var. Bunların kurbanlık olması da sizin için güzel. Evet. Bölge vatandaşına vermiş olacaksınız evet. Yani. Şimdi abi yem kısmına geçelim. Hı hı. Ondan sonra. Bir de burada müzik var. 24 saat müzik 24 saat çalıyor saat herhalde. Müzik tamam, müziği kapattırdık ama var yani. Onu da dinletiriz. Çünkü hayvanların o ara refah kısmı için diyorsunuz. Müzik evet. Dinletiyoruz yani. Sakin ya şimdi sakin. Bu ortamda bir ses. Ben tavuk da besliyorum. Tavukların orada da mesela müzik var. Burada da var hatta değil mi? Ortamda bir ses olduğu zaman sadece müzik değil başka şey de olabilir. Hayvan tedirgin olmuyor. Ürkmüyor. Ses olmasın. O hayvanın oraya bir kedi girsin, bir tavuk girsin, ürküyor hayvan. Sürekli böyle bir tetikte psikolojik olarak etkileniyor. Doğru söylüyorsun. Tavuk da etkilenir, küçük baş da etkilenir, büyük baş da etkilenir. Müzik çok etkiliyor hayvanları. Farklı seslerin olması. Evet. Dolayısıyla bu hayvanın yemi iştahla yemesini sağlıyor, rahat uyumasını sağlıyor. İşte tavuklara ve dinlettiğim zaman yumurtayı çoğaltıyor. Çok güzel abi. Evet. Yani bunu vallahi paylaşalım yani. Hem kuzu var, hem dana, hem de tavuklar. Evet. Buradan şimdi bakarız birazdan. Şimdi abi arpa ezmemiz burada. Evet. Akıllı besi yemlerimiz, akıllı kuzu yemlerimiz burada. Bir de benim dikkatimi çeken en güzel kısmı burada çizelgemiz var. Akıllı yem uygulama çizelgesi abi. Evet. Siz direkt buradaki bizim tabloları alıp büyük bir şekilde evet, bilgisayarda oturdum, hazırladım. Sonra da PVC yaptım. Tam yemi hazırlarken benim göreceğim şekilde oraya astım. Ondan faydalanıyorum yani. Çok güzel abi. Nizami bir şey yapıyorsunuz ve karşılığını alıyorsunuz. Evet. Onu görmek beni de sevindirdi. Şu an biz bunu takip ediyoruz. 1 kilo evet. Yem 9,5-10 kilo arası arpa. Evet. Arpayı tabii esnek tutuyoruz. Yani erken bitirirse siz atıyorum haftada bir yarım kilo 250 evet. Gram buradan takviye edebiliyorsunuz. İlave yapıyorsunuz. Şu an 1 kiloya 10 kilo safhasındayız evet. Yani. Gitgide burada kurbana ne kadar kaldı şu anda? 15-20 gün arası kaldı. Belki onu 11 kiloya falan çıkartmış olacağız. Evet. Tüketimin artmasına bağlı olarak. Evet. Burada zaten kovalarımız var. Suyu da ıslatıyoruz biz. Evet. Yem karma makinesi de burada. Bunun içerisinde de yarın sabah vereceğimiz karma şu an açık vaziyette. Evet, sabahın yemi de hazır şu anda. Sabah akşam yemine verdik yemi. Tamam. Kalan da sabahın yemleri. Çok güzel abi. Şimdi abi kuzulara geçmeden önce tavuklara şöyle bir kapıdan hı-hı. Göz atalım. Oh, gazino gibi vallahi maşallah. Nasıl sesi duyuyoruz mu? Şöyle size müzik dinletelim. Fazla tutmuyoruz. 5 saniye telif yiyoruz. Dediğim gibi ama müzikli bir şekilde tavuklar var. Bunlar kaç haftalık abi?
Bunlar 17-18 haftalık yeni yumurtlamaya başlamış. Öyle mi? Yarka olarak aldım. Çok iyi, daha yeni. 1,5 aydır besliyorum. Hepsi de yumurtluyor şu anda. Çok güzel. %80 civarı. %80 civarı yumurtlama kapasitemiz var. Bir de kuzularımız var abi. Evet. Toklular, kuzular. Kurbanlık olanlar. Kuzuları Manyas'tan, onları da danalarla birlikte Şubat ayının ilk haftasında aldım. Tamam. Aldığımda küçük böyle 2,5-3 aylık toplama kuzu, bakımsız kuzuydu. Cılızdı. Cılızdı. Kiloları evet, ne 15, kadardı? 15-18 kilo civarındaydı canlı ağırlıkları. Tamam. Onları da ilk geldiklerinde yavaş yavaş akıllı besiye mi, arpa ezmesi, bir de saman verdim. Tamam. Onlar da 3 ay sonra aşağı yukarı 45 kilo, 50 kilo, 55 kilo olan bile vardır işlerinde. Tabii. Çok güzel abi. Çok değiştirdi kuzuyu. Evet. Şu an yani öyle. Danalar nasıl doluyor sırtları, boynu. Aynısı kuzularda doldu. Bunlar hepsi de erkek. Dişi yok tamam. İşlerinde. Hepsi erkek. Bunlar çok da güzel. Öyle. Yani sırtlarına, arka taraflarına falan bakarsanız. Tabii şu an top gibi abi. Durumda. Hayvanlar top gibi. Yedikleri de yine burada karışım vaziyette. Evet. Sabah geldiğimde hiçbir tane arpa da kalmaz, yem de kalmaz. Arpa ezmesiyle biz burada akıllı kuzu yemini abi karıştırıyoruz. Evet. Şu an kaçar gram? O bahsettiğim çizelge gibi. Evet, çizelgeye göre, canlı kilolarına göre. 270 gram akıllı kuzu yemi, 1050 evet. gram da arpa ezmesi. Arpa ezmesi. Toplamı yani 1300 gram civarı bir karışım veriyoruz biz. Tabii tüketim hızlandıkça siz onun o karışım kısmını porsiyon olarak arttırabiliyorsunuz. Evet, yükseltiyorum. Kaya tuzlarımız yine burada var. Su zaten dışarıda serbest evet. içebiliyorlar. Karışım bu abi. Şimdi bunu siz hafif ıslattınız mı evet. arpa ezmesine? Evet. O toz yem sardırılmış oluyor. Evet. Dolayısıyla burada herhangi bir şey kalmıyor değil mi? Bir yok hiçbir şey kalmıyor. Ayrışma ve seçme yapmıyor. Yok seçme yapmıyor. Evet yani akıllı kuzu yemi için özellikle soran üreticilerimiz hani toz yem işte nasıl yedireceğiz işte burnuna kaçıyor gibi filan gibi şeyler söyleniyor. Bunun önüne siz otomatikman geçmiş oluyorsunuz evet. burada. Zaten sıktığım zaman nemliliği görüyorsunuz. Elime de yapışıyor. Hı-hı. Bu dolayısıyla nemli arpa ezmesine o toz yem yapıştığı için de evet. homojen bir şekilde tüketmiş oluyorlar. Sabah geldiğimde hiç ne arpa kalır ne yem kalıntısı kalır. Hiçbir şey olmaz. Çok güzel abi. Silip süpürürler burayı. Gayet iyi. Zaten üst tarafta mesela açık havalandırmalar var. Evet. Hava kalitesi de gayet güzel. Işıklandırma var. Şu anda güzel abi. Akıllı kuzu yemiyle merinos kuzuları beslemiş oluyoruz. Hepsi de kurbana tutuyor. Evet. Bunların canlılık artışlarını da görmüş olduk. Şimdi 100 gün oldu beslendi bu hayvanlar. Evet. Geldiklerinde 18-20 kiloysa şu anda 50 kilolarda. Evet. Belki işte 55 kilo olan da vardır içlerinde. 3-4 tanesi var. 55 kilo gelir. Aynen. Yani 30-35 kilo arası çok rahat bir canlılık artışı evet, var. Evet. 100 günde 30-35 kilo arttılar. Hatta 37 falan dersek yani ortalama günlük 350 gram almışlar. Ayda en az 10 kilo üstüne koymuş diyebiliriz. Evet. Bu hayvanları bu şekilde söyleyebiliriz yani. Evet Muharrem abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun abi. Bir de zeytinlik bahçesinin tam ortası burası böyle çok evet. güzel. Buradan çıkan gübreleri zeytin ağaçlarının altına da evet. atıyoruz değil mi? Evet. Doğru. Çapa makinem var onlara da sürüyorum. Çok güzel. İki tane de Sivas Kangal'dan getirdiğiniz köpeğiniz var evet. abi dişi erkek. Onlar da çok gayet iyi bizi orada karşıladılar. Hedef ne abi? Ne kadar büyümek istiyoruz? Danada, kuzuda öyle bir düşünceniz ya aslında, var mı? Şöyle söyleyeyim. Bir yerim olmuş olsa ben 20, 30, 50 tane de hayvan beslerim. Doğrudur. Yani şu anda... Ama burada biraz da şehre yakın. Zeytinlik de bizim olmadığımız için kısıtlı yapıyoruz. Seneye mesela 8 tane hayvan beslemeyi düşünüyorum büyükbaş. Evet abi. Kuzuyu biraz çoğaltmayı düşünüyorum. 25-30 civarında. Tamam. Böyle böyle yavaş yavaş büyüyeceğiz. Çok güzel abi. Yumurtaları da şehre satıyoruz. Evet. Yakın bölgeden. Evet, evet. Aynı şekilde kuzuları ve danaları da evet. bölge halkının hizmetinde yani evet. o şekilde. Muharrem abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Utkucuğum çok teşekkürler. Senin de emeklerine sağlık. Görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Sana derslerine başarılar diliyoruz futbolunda ve derslerinde. Evet Muharrem abi ve oğlu Utku ile birlikte çiftliği gezdik. Danaları, kuzuları ve tavukları sizlerle paylaşmış olduk. Akıllı besli yemiyle danaların 100 günlük gelişimlerini ve akıllı kuzu yemiyle de kuzuların 100 günlük gelişimlerini sizlere aktarmak istedik. Siz de yemsiparişi.com'dan ürünlerimizin hakkında bilgi alabilirsiniz. 81 ile ücretsiz kargo ile ürün gönderiyoruz. Ücretsiz teknik destek için bizi hemen arayabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.